Dünya'ya kozmik ölçekte çok da uzak olmayan bir noktada, bilim insanları yeni bir gezegen keşfetti. Bu gezegenin en dikkat çekici özelliği ise, gece ile gündüz arasında hiçbir fark olmaması. Uzayın derinliklerinde pek çok keşfedilmemiş gizem bulunuyor. Gökbilimcilerin yaptığı çalışmalar sayesinde, evrenin sırları yavaş yavaş da olsa ortaya çıkıyor. Bu çalışmalar oldukça sürpriz sonuçlara da gebe olabiliyor. Coconuts 2b adı verilen gezegen, Jüpiter'in 6 katı büyüklüğündeki bir gaz devi ve düşük kütleli bir kırmızı cüce gezegenin etrafında dönüyor. Yıldızla gezegenin arasındaki mesafe ise 900 milyar kilometreden fazla. Bu da gezegenin ilginç bir özelliğe sahip olmasını sağlıyor. Gezegenin yıldızı ile arasındaki mesafe oldukça fazla, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin tam 6000 katı mesafeden yıldızının etrafında dönen gezegen haliyle çok fazla ışık alamıyor. Bu da gece ile gündüz arasında neredeyse hiç fark olmaması anlamına geliyor. Coconuts 2b'nin de parçası olduğu Coconut 2 sistemi, Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nde lisansüstü eğitim gören Zhou-Qian Zhang tarafından yapılmıştı. İlk olarak 2011 yılında geniş alan kızılötesi gözlem kaşifi adlı araç tarafından keşfedilen yıldızın etrafındaki cisimlerin daha önce serbestçe dolaşan yapılar olduğu düşünülüyordu. Gezegeni keşfeden isim olan Zhang, süper yörünge mesafesindeki devasa bir gezegene ve çok havalı bir merkezi yıldıza sahip olan Coconuts 2, bizim kendi güneş sistemimizden çok farklı bir gezegen sistemini temsil ediyor, ifadelerini kullandı. Coconuts 2b, 160 santigrat derece sıcaklıkta görüntülenerek, bugüne kadar görüntülenebilmiş en soğuk ikinci öte gezegen oldu. Bu düşük sıcaklıkta enerji çıkışı da düşük olduğu için, gök cismi kızılötesi ışıkla tespit edildi. Zhang'ın tez danışmanı olan Michael Liu, diğer yıldızların etrafındaki gaz devi gezegenlerden gelen ışığı doğrudan tespit etmek ve incelemek, bulduğumuz gezegenler genellikle düşük yörünge mesafelerine sahip olduğundan ve bu nedenle ev sahibi yıldızın ışığının parıltısına gömüldüğünden normalde çok zordur açıklamasında bulundu.